Halka arzlarda farklı bir fiyatlamaya mı geçtik? Eskiden işte 10 taban giden halka arzlar 2-3 yükseliş sonrası bu kez taban olabiliyor ya da halka arz fiyatının altına gelen bazı hisseleri görüyoruz. Burada borsanın üzerindeki baskı da halka arz endeksinin üzerindeki baskı da etkili olabilir mi? Bu cepheyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Halka arz senetlerinin endeks üzerinde bir etkisi yok. Çünkü endekse dahil değiller. Endeks hesaplaması şöyle yapılır. Belki dinleyenler için biraz daha hatırlatmak adına. Özellikle endeks 100 ve endeks 30 burada dikkat çekilen endekslerdir. Bu senetler piyasada halka arz oranıyla ilgili fiyat çarpılır. Ve buna bağlı olarak belli bir çarpan değeri üzerinden Borsa İstanbul'da oranlanır. Ve bu oranları, endeksi etkileri deriz biz buna. Mesela atıyorum bir senedin etkisi. Geçenlerde mesela Sasa'da gelen haberle konuştuk. %2,5 endeks yüzde etkisi var mesela. Sasa'daki her hareket endeksi %2,5 bir etki yaratıyor endeks yüz içerisinde. Bunun gibi oranlanır ve bu senetlerde düşüşler ve çıkışlar endeksin genel yapısını belirler. Şimdi bu halka arza katılan senetlerin büyük kısmı, hatta tamamına yakını endekse etkisi olan senetler değil. Henüz değil. Çünkü endekse girmesi için belli bir süre geçmesi lazım. Hisselerin kendi kanıtlaması, derinliklerin oturması, dağılımların netleşmesi gerekiyor. O yüzden bununla ilgili değil. Bilakis burada satılan senetlerden çıkan paralar diğer senetlere destek olarak girebilir diye bakılıyor ama işte burada da zurnanın zırt dediği yer burası aslında. Bir süredir hep senle gittiğimiz üniversitedeki gençlere senin en çok sorduğun sorulardan birinin temeli de burada yatıyor. Küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı, öğrenciler artık buralarda sattıkları senedi parasını koyup burada galiba yeteri kadar para kalmadı deyip çıkmaya başlıyorlar. Gidip de onunla atıp bundan satıp da endeks 30'da endeks 100'deki senetleri gidip de yatırım yapma derdindeler. Halka arzın amacı farklıydı. Alayım 3-5-10 tavan yapayım oradan harçlığımı çıkarayım noktası vardı. Bunu birkaç arkadaşım akrabama da hesabını açıp yaptığım zaman da büyük para kazanırım noktası vardı. Bunlar artık bitiyor. Halka arz endeksi diye bir endeks var. Bu endeks önemli satışlar dikkat çekiyor. Halka arz furyası sanıyorum ki şimdilik bitmiş gibi görünüyor. Yani halka arzlar etkili bir ilgili olacaktır insanlar tarafından ama böyle 8 tavan, 10 tavan artık bitti. Birinci tavanı bile görmüyor artık bazı senetler veya tavandan hemen çözülüyor. O yüzden halka arzlarda zaten bu furyanın zaten saçma bir furya olduğunu hep söyleyip duruyordum. Gereksiz ya da mantıksız diyeyim daha doğrusu. Ama bunun endekse direkt etkisi olduğunu söyleyemem. Peki. Bir küçük soru sorayım mı? Bu Buyurun. emeklilik fonlarına da bağlayarak sormak istiyorum. Çünkü yani halka arzlar, yani halka arz kağıtları diyelim, yeni son dönemin halka arz kağıtları. Tabii böyle bir genelleme yapılabilir mi bilmiyorum. Ne dersiniz? Hani 2024'ün önümüzdeki dönemin kazanandan çok kaybedeni tarafında olacaksa emeklilik fonlarına benim bildiğim kadarıyla orada bir hisse senedi ağırlığı da arttırıldı, %50 falan gibi bir rakama getirildi. Ve onun içerisine de epey bir halka arz kağıdı da konuldu. O zaman bu emeklilik fonları ya da başka böyle yatırım fonlarında olumsuz etkileme ihtimali var mı diye bir böyle yandan bir soru sormak istiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Halka arzdaki şirketlerin hepsi kötü değil. Tabii. Çok iyi şirketler var aralarında. Doğal olarak bu halka arzdan alınan senetler önümüzdeki dönemde potansiyeline göre çok iyi karlar elde edebilirler. Benim söylemeye çalıştığım sadece bu tavan tavan giden ve bundan kâr eden de bu hani kapalı fonlar vardı geçtiğimiz hafta O konuşmuştuk. bitti. Bundan belki bu karlar azalabilir veya zarar oluşabilir ama emeklilik fonlarının yapısı içerisinde çok büyük bir sıkıntı teşkil etmeyecektir. Çünkü bunu emeklilik fonlarının genelde yönetimleri uzun dönemli bakarlar. Ama yatırımcıların rahat etmesi açısından burada küçük bir tüyo demeyeyim de en azından ek bir bilgi vereyim. KAP duyuruları var. Yani TEFAS'ta girdiğiniz zaman ilgili fonun altında onun KAP sitesi var. Kamu aydınlatma platformunun sitesi. Oraya girdiğiniz zaman orada içindeki hisse senetlerin dökümleri ya da içindeki portföyün dökümlerini belli düzenle yayınlamak zorundalar bu fonlar. Bunun detayına baktıkları zaman orada oranlarına bakarak seçebilirler ya da ne bileyim belli bir gruba yönelik, belli bir sektöre yönelik yatırımlar yapanlar bunu öyle detaylandırabilir. Mesela örnek vermek gerekirse ne bileyim Sabancı grubu hisse fonu, Oyak grubu hisse fonu, ne bileyim işte Koç grubu hisse fonu, İş Bankası grubu hisse fonu gibi bunlara bakılabilir. Yani ya da genel olarak genel dağılımsal bir fon alınıyorsa da bunun KAP içerisine girip detaylarına bakıp orada hangi portföyleri neler almış, ne kadar sıklıkla almış, ne kadar yoğunlukta almış
buna bakmaları daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Son cümle Hakan abi, hani eğer şunu kastediyorsan deprem sonrası bir düzenleme yapılmıştı. Hatta evet, Nuri onu Sevgen de çok o dönemde konuşmuştu, değerlendirmeler yapmıştı. Orada oran 30'a çıkarılmıştı. 50 gibi hatırladım ben ama tam olabilir. Yani ben tam oranı... Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı portföyünde bulunan fonların borsa payı 10'dan 30'a çıkarılmıştı. Borsa İstanbul'u desteklemek için böyle bir düzenlemeye gidilmişti o sert düşüş sonrası. Devlet katkısı ile ilgili fonlarda oran 10'dan borsanın payı 30'lara kadar çıkarılabilir diye bir düzenleme gelmişti. Nuri Sevgen, çok teşekkür ederiz. Gene bir finansal okuryazarlık seansı gibi de oldu. Evet. Çok teşekkürler. İyi Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum. Sevgini uğurluyoruz. Bu arada